Herkese selam. Benim adım Şaya. Hamburgere bayılırım ve her çeşit diyetten de nefret ederim. Ve bu beni hayatımın en korkunç durumuna getirdi. Annem doğru beslenmeye karar verdi. Akşam yemeğinde oturup biraz şarap içmeyi ve fiziğim hakkında tartışmayı severdi. Buran sarkmış, şuran şişmiş. Peki, hiçbir şey dedi. Havuçtan bir ısırık alırken, seni güzel yapacağım dedi. Sonra genellikle babam hakkında hikayeler anlatırdı. İlk olarak onu nasıl sevdiğini, ne kadar harika olduğunu, sonra ne kadar pislik olduğunu ve bizi terk ettiğini. Bu anlarda kendi kendime düşünürdüm. Havuçlarından nasıl zararmadın? Ama sahte gülümsemeyle gülümserdim. Çünkü gidecek bir yerim yoktu ve onunla yaşamak zorundaydım. Çünkü ben bir yetişkin değilim. Ama ondan kaçmak istiyordum. Ah, bu kesinlikle bir rüya. Şişman olduğumu söyleyemem. Hızlı bir metabolizmam var. Bu yüzden istediğim kadar yiyebiliyorum. Ama sıska denilecek kadar da zayıf değilim. Balık etliyim desek daha doğru olur. Kızların çoğu böyle. Hayatımda erkeklerle, derslerimle ve arkadaşlarımla her şey yolunda. Ama annem rahatlamama ve hayatın tadını çıkarmama izin vermiyor. Evde her zevke uygun bir sürü sebze yiyoruz. Ve et olarak en fazla yaşlı bir adamın topuğu kadar kuru olan tavuk göğsü var. Bazen eve bir paket ketçap getirmeyi başarıyorum. Ve annem ortalıkta yokken tavuk göğsümü ketçapla soslayıp kendime küçük bir ziyafet düzenliyorum. Anladığınız gibi evde hiçbir şey yok. Ve okula gittiğimde en yakın fast food dükkanına koşturuyorum. Hayatım böyle akıp geçiyor. Annem beni bir şeyler yerken yakaladığında genellikle ceza olarak birkaç gün okula gitmeme izin vermiyordu. Ve bazı sebzeleri yememe zorluyor, onları ağzımdaki tükürük bezlerini sömüren tavuk göğsünü 10 dakika boyunca çiğnemem gerekiyordu. Buna rağmen her türlü tatlı ve hamur işleri pişirebileceğim yemek kurslarına yazıldım. Bu konunun üzerine düştüm ve YouTube'da ilginç kanallar aramaya başladım. For Dinner TV adlı ilginç bir kanala rastladım. Üzerinde çok yararlı ve ilginç bilgiler vardı. Annem beni bu kanalı izlerken yakaladı ve bu durumun korkunç bir skandala dönüştürdü. Bir öğretmen tutacağını söyleyip sonsuza kadar beni ev okuluna hapsetmekle tehdit etti. Ona inanmadım tabii ki ama her ihtimali göz önünde bulundurmam gerekiyordu. Genellikle burgerleri satın aldığım yerdeki burgerler çok lezzetli değildi. Ve bir alternatif aramaya başladım. Mükemmel burgerler yapan fast foodcuyu buldum. Ev yapımı, sulu pirzola, lezzetli sarımsak ve barbekü sosuyla kızartılmış burgerlar. Bunlar hayatımın en lezzetli burgerleriydi. Bu yüzden sadece 10. kez satıcıya dikkat ettim. Biraz garip bir gülümsemeyle çok sempatik bir adamdı. Sanki kemiklerime kadar tarama yapabiliyormuş gibi bana çok keskin bir bakış attı. Gülümsemesi daha da genişledi. Ve sonunda ona uzun zamandır baktığımı fark ettim. Boğuluyordum. Öksürdüm ve satıcı neşeyle güldü. Satıcının adı Mike'tı. Ve o da uzun zamandır beni izliyordu. Hamburger yiyen tek kişi bendim. Annem gıda tiran hakkında konuşmak zorunda kaldı. Yavaş yavaş çok yakınlaştık. Her gün harika burgerlerini tatmak için uğradım. Mike müşterilere hizmet ederken minibüsünde oturmama izin veriyordu. Ve biz de sohbet ediyorduk. Bazen müşteriler ona ikinci bir satıcı hakkında sorular soruyordu. O işten ayrıldığını söylüyordu. Bunu söylerken de dudağını yalıyordu. Ailemle ilgili her şeyi anlattım. Babamın beni ve annemi uzun zaman önce terk ettiğini ama rahat yaşayabileceğimiz karlı bir iş bıraktığını söyledim. Zamanla Mike çok garip davranmaya başladı. Genellikle olumlu ve iyi huylu olan Mike, kaşlarını çattı ve düşünceli oldu. Tüm sorularıma her şey yolunda şeklinde cevaplar verdi. Ama içimi bir şey kemiriyordu. Bazen bana çok garip bakıyordu. Ve sonra aniden elimi tuttu. Karşı tarafa koydu ve "Artık sessiz kalamam," dedi. "Konuşmamız gerekiyor." Ben hayretle oturuyordum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Önce sana babamdan bahsetmeliyim. Çok uzun zaman önce kanserden öldü ve onu pek hatırlamıyorum. Ve sadece annemin sözleriyle onu tanıyorum ve babam da öyle görünüyor. Az kalsın sandalyemden düşüyordum. Mike ne diyordu böyle? Sakin ol lütfen. Ben de ilk başta inanamadım ve şüpheye düştüm. Ama çok fazla tesadüf var ve onu hiç görmememe rağmen ama annem onun hakkında çok şey anlattı. O zaman ilk başta sadece iyi şeyler söyledi ve sonra gözyaşlarıyla birlikte aniden ölen bir pislik olduğunu söyledi, dedi.
Daha sonra onun sözleriyle bunun gerçekten babam olabileceğini ve davranışının ve görünüşünün çok fazla benzer olduğunu fark ettim. Mike'ın annesine göre annem onu diyet ve skandallarla boğdu ve babam teşhisini öğrendiğinde sadece huzur ve sessizlik içinde ölmek istedi. Bu sözlerden sonra annem içinde şiddetli bir nefret uyandırdı. Bu da sık sık hayal ettiğim bir kardeş bulduğum duygusuyla karışmıştı. Ben kelimenin tam anlamıyla garip hissettim. Ve bana hayatı zulüm ettiren annem, ilişkimi hemen bunu sonlandırmak için annem ve evden ayrılmaya karar verdim. Bu konuda beni destekleyeceğini ve evinin kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Eve kendime inancım tam gittim. Annem antrenmandayken eşyalarımı topladım ve onu beklemek için oturdum. O geldiğinde onu ve diyeti hakkında düşündüklerimi ve her şeyi ona söyledim. Kesinlikle şoka girdi. Bir noktada onun için biraz üzülmedim de değil. Ama sonuna kadar gitmeye kararlıydım. Çünkü uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Kapıyı çarparak dışarı çıktım ve sonunda özgürlüğü hissettim. Mike'la yaşamaya başladım. Hayatımın en güzel günleriydi. Bana en sevdiğim burgerleri yapardı. Birçok hamburger tarifi olduğunu söyledi. Şişmanladığımı fark ettim. Mike'a söyledikten sonra sadece bundan memnun oldu ve sevindiğini söyledi. Ona kardeş olduğumuzu hatırlattım. "Evet," dedi ve gülümsedi. "Sadece balık etlilik sana yakışıyor." Sonra bu konuşma bir şekilde durdu. Bunun üzerine çok fazla şaka yapıp durdu. Bazen göbeğimle oynadı ve beni domuza benzetti. Ama hemen ardından sevimli olduğumu ekledi. Sabrımı çok zorluyordu. Gülümsemesi biraz vahşileşmeye başladı ve bakışları kötüleşmişti. Zamanla davranışları her gün yaptığı gibi korkutmaya başladı. Ve her gün en iyi domuz olduğumu söyledi. Bu yüzden sessizce eşyalarımı toplayıp gitmeye karar verdim. O gece bir fırtına vardı. Eşyalarımı topladım ve gece yarısını bekledim. Kapıya yaklaşıp tam kapı kolunu tuttuğum esnada arkamdan boğuk bir ses "Nereye böyle domuzcuk?" diyordu. Bu ses Mike'ın normal sesine benzemiyordu. Ama Mike arkamda duruyordu. Elinde büyük bir satır vardı. "Sana söylemek istedim. Ama nasıl söyleyebileceğimi bilmiyordum." Ben kaçmaya çalıştım. Ama o hemen beni yakaladı. "Hiçbir yere gitmiyorsun," dedi. "Sana ihtiyacım var. Burgerlerimin neden bu kadar lezzetli olduğunu biliyor musun? Sadece belirli bir yağ türüne ve taze etine ihtiyacım var. Ama asıl sır bu değil." Yüzünde kötü bir gülümseme belirdi ve bana yaklaşmaya başladı. Hızlı bir şekilde elimi çektim. Kapıyı açtım ama saçımı tutup beni geri çekti. Ağlamamı kimse duymadı. Çünkü sağanak yağmur yağıyordu. Beni küvete sürükledi ve kollarımı bağladı. "Yani burgerlerim çok lezzetli. Çünkü insan etinden yapılıyor. Ama bunu iğrenç bir şey olarak anlıyorsunuz ve kendiniz almanız gerekiyor," diye konuştu. Bıçağı biledi ve dudaklarını yaladı. Küvette elim kolum bağlıydı ve ne yapacağımı bilmiyordum. "Sen benim kardeşimsin," dedim. "Haha, evet, oyunculuğum iyi etkilemiş seni," dedi ve güldü. "Burgerlerini çok sevdiğin noktanın sahibi bana babasından bahsetti. Ve babanla gerçekten çok ortak noktası vardı. Belki de gerçekten kardeşindi. Ama gerekli yağ içeriği yanı sıra et stoklarını doldurmak zorundaydık. Bu olaydan faydalanmaya karar verdim. Seni kendime çekmeye çalıştım. Ve şişmanlamanı istedim. Çünkü burgerleri çok seviyordun. Anneni ne kadar sevmediğini görünce planın işe yarayıp yaramayacağını merak ettim. Dikkatini dağıtmak için hamburger yapmaya nasıl başladın?" diye sordum. "Oh, uzun zamandır bunu yapmak istedim. Çünkü çok fazla et kayboluyor. Sahibi ne tür bir et olduğunu bilseydi ama sormadı. Çünkü burgerler çok lezzetli ve çok hızlı bir şekilde diğer burgerlerden ayrılıyordu." O konuşurken aklıma bir fikir geldi. Ama aniden karavanın kapısı açıldı ve ıslak şapkalı bir adam "Silahını bırak, ellerini başının üstüne koy," diye bağırdı. Silahı Mike'a doğrulttu. Mike bir an için afalladı. Ama sonra satırıyla adamın üzerine atladı ve alnının tam ortasından vuruldu. Adam insanların kaybolması ile ilgili davaları araştıran yerel bir araştırmacıydı. Ve tüm şüpheler bu minibüse yönelmişti. Ancak herhangi bir kanıtı yoktu. Ve mucizevi bir şekilde o gece oradaydı ve kapıyı açtığımı, birinin beni saçımdan sürüklediğini görmüştü. Bir süre kararsız kalmış. Ama yine de izin almadan eve girmeye karar vermiş ve bu benim hayatımı kurtardı. Mike'ın gerçekten Mike olmadığı ortaya çıktı.
O 6 eyalette düzinelerce insan öldüren seri katildi. Ve sadece şişman insanları öldürüyordu. Benim durumum da aldığı zevki uzatmaya ve beni evde beslemeye karar vermişti. İnanılmaz derecede şanslıydım. Hamburger diyetinin ve şiddetli stresin sonucunda gastrit oluştu ve doktorlar bana sıkı bir diyet önerisinde bulundular. Ondan nefret ediyordum ama bunun gerekli olduğunu biliyordum. Annem nerede olduğumu öğrendiğinde hemen yanıma koştu. Gidişimden sonra çok endişelenmiş ve benim bilgisayarımdan For Dinner TV kanalını takip etmeye ve denemeye karar vermiş. Fırında yeni şeyler deniyormuş. Ben onu görünce o zaman hayrete düştüm. Değişmeye başlamış. Onun da diyet yapması gerekiyordu. Bu bizi çok yakınlaştırdı. Aşırı uçların zararlı olduğu ve tam ama dengeli bir diyete geçmek daha iyi oldu. Hikayem burada bitiyor. Doğru yiyin ve kimseye çok fazla güvenmeyin. Bu arada babamın hikayesini ve bizi neden terk ettiğini öğrendim. Ne olduğunu merak ediyorsanız videoyu beğenin ve abone olun. Görüşmek üzere.